Herkese merhaba. Niçin konuşmalıyız veya yazmalıyız? Niçin insanlarla konuşmalıyız? Niçin ses kaydımızı almalıyız? Niçin mesela bir yayın yapmalıyız? Ve niçin bir insanla iletişime geçmeliyiz? Bunu konuşarak veya yazarak niçin yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar, kendimizi geliştirmek için bunu yapmalıyız. Bizler sessiz kalmayı çoğunlukla tercih edebiliyoruz. Ama sessizlik aslında bizi kendi içimizde küçültebiliyor. Yani kendimiz sorup kendimiz cevaplıyoruz. Kendi yankımızı tekrar kendimiz duyuyoruz. Ve bu kendi içimizdeki yankılar silsilesi bir paylaşım yaptığımızı zannettiriyor bize. Kendimizi kandırıyoruz. Niçin iletişime geçmeli, niçin konuşmalı ve niçin yazmalıyız? Fikirlerimizi aktarmak için bunu yapmalıyız. İnsan kendi fikrini söylemek istemez mi? Kendi fikrini yaymak istemez mi? Başkasının fikrini merak etmez mi insan? İşte bunun için konuşmalı ve bunun için yazmalıyız. İletişime geçtiğimiz anda veya geçmeye karar verdiğimiz anda, yazmaya veya konuşmaya karar verdiğimiz anda zihnimizde neler olur? Zihnimizde fikirler uçuşmaya başlar. Fikirlerle ilgili bağlamlar birbiri ardına geçmeye başlar. Konuştuğumuz veya konuşacağımız, yazdığımız veya yazacağımız şeylerin satır aralarını düşünmeye başlarız. Bizi ayakta tutan güç kaynaklarını fark ederiz. Fikirlerimizi aktarırken benzetimler kurarız. Strateji oluştururuz. Ve benzeri bir sürü şey gerçekleşir zihnimizde. İnsanlarla iletişim kurarken bir kredibilite oluştururuz. Yani bir çeşit angajman kuralları ortaya koyarız. Sınırlar diyelim biz buna. Kiminle neyi, ne kadar konuşacağımızı, başkasının bizimle neyi ne kadar konuşacağını düşünür ve karar veririz. Bu kredibilite iletişimimizin seyrini de belirler. Bu kredibilite kazanılmalı ve yükseltilmelidir, geliştirilmelidir. Bu kredibilite aynı zamanda kaybedilmemelidir. İşte bunun için bu kredibilite meselesinden dolayı konuşmalı, yazmalı ve insanlarla iletişime geçmeliyiz. Peki ne olacak konuştukça, yazdıkça, iletişime geçtikçe başka? Cesaretimiz artacak. Bizim güç kaynaklarımızın en önemlilerinden bir tanesi cesaretimizdir. Yani cesaret güç demektir, pil demektir, şarj demektir, benzin demektir, yakıt demektir. Böylece arkadaşlar, iletişim kurdukça, yazdıkça veya konuştukça her şeye daha yapıcı, daha olumlu bakmaya başlayacağız. Ve her iletişim bir sonraki iletişimi güçlendirecek, renklendirecek. Hepinize güzel konuşmalar, güzel yazmalar ve güzel iletişimler dilerim.